Merhaba GürüşTürkiye.net severler, ben Buğra Gür. Kıymetli dostum Oğuzhan Demir'in kurucu yönetici olduğu Wrestling Türkiye YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. 205 live güreşçilerinden Rich Swann dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Nedeni ise haneye tecavüz ve tehdit yoluyla fiziksel müdahale olarak gösteriliyor. Rich Swann'ın kefaleti ödenmiş ve çıkmış durumda. Tutuklanmasından sonra WWE'nin açıklaması da gecikmedi. Hafif siklet güreşçisi süresiz olarak uzaklaştırıldı. Eğer kovulmazsa Rich Swann'ın çok uzun süre push alamayacağı düşünülüyor. Daha önce paylaşılan haberlerden bildiğiniz üzere WrestleMania'da WWE Universal Championship için Brock Lesnar, Roman Reigns mücadelesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak yeni gelen bilgilere göre Roman Reigns'in bu hakkı kazanabilmek için Rumble şampiyonu planlanmıyormuş. Kendisi fırsatını bulduğu vakit direkt olarak Lesnar'ın karşısına dikilecekmiş. Bu sebeple Royal Rumble'ı herhangi bir SmackDown güreşçisinin kazanıp WWE Championship için şampiyona meydan okuması düşünülüyor. Jeff Hardy WrestleMania biletlerinin satışa çıkması kapsamında düzenlenen bir partide hayranlarına Nisan ayında gerçekleşecek olan WrestleMania'dan önce iyileşeceğini kesin bir şekilde belirtti. Jeff Hardy Great Balls of Fire şovunda omzundan sakatlanmıştı ve Ekim ayının başlarında ameliyat oldu. Kendisinin geri dönüş tarihi olarak Nisan sonu Mayıs başı düşünülüyordu. Ancak demeçlerine göre bundan birkaç ay erken olması bekleniyor. PV Insider'ın haberine göre geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ve sadece SmackDown brandine ev sahipliği yapan Money in the Bank Pay-Per-View'u gelecek yıl her iki brandin bulunacağı ortak bir show olacakmış. Konumuz yine yılan hikayesine dönen Brock Lesnar ve Royal Rumble'daki rakibi. Bilindiği üzere kendisi için düşünülen ilk rakip Universal Championship'in birinci sahibi Finn Balor idi. Ancak Vince McMahon'ın Balor hakkındaki düşünceleri ve Lesnar-Balor maçına sıcak bakmamasının ardından bu planın rafa kaldırıldığı iddia edilmişti. Yeni gelen bilgilere göre WWE.com'un Lesnar'ın rakibi hangisi olsun istersiniz anketini birinci sırada tamamlayan Finn Balor'ın ismi tekrardan düşünülmeye başlandı. Sosyal medyanın desteğini arkasına alan Balor, Vince McMahon'ın fikirlerinin değişmesine sebep olabilir. Patron, hayranlarının sesine kulak verirse, Royal Rumble şovunda Lesnar-Balor Universal Championship mücadelesini izleyeceğiz. Dave Meltzer'in söylediklerine göre Roman Reigns Intercontinental kemerini WrestleMania 34'ten önce Samoa Joe'ya kaybedebilir. Meltzer abimiz son podcastinde Roman Reigns ile ilgili planların hala sürdüğünü, kendisinin WrestleMania 34'te Brock Lesnar ile evrensel şampiyonluk maçına çıkacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Lillian Garcia'nın podcast programına konuk olan Brie Bella, kocası Daniel Bryan'ın çok yakında WWE'nin uzman sağlık görevlileri tarafından temize çıkacağına inandığını ve böylelikle Bryan'ın eskisi gibi güreşebileceğini belirtti. Geride bıraktığımız Raw Show'un main eventinde Braun Strowman'ın gazabına uğrayan Kane'in birkaç hafta şovlardan uzak kalması bekleniyormuş. Bu uzaklığın sebebi ise yaşadığı saldırıyı satmak amaçlıymış. Kısa bir aranın ardından tekrar geri dönüp Strowman ile kapışmasına devam edecekmiş. Wrestling Observer'in haberine göre kadınlar Royal Rumble maçının olacağı söylentilerinin yeni ana kadro takviyeleriyle beraber artmasına rağmen hala bu maç türüne kesin olarak karar verilmedi. Şu sıralar Royal Rumble ile ilgili gündem bu değil ve bu maç konuşulmuyormuş. Jinder Mahal Meksika'da gerçekleşen WWE canlı etkinliğinde SmackDown kafilesinin bir parçası olarak yaptığı röportaj sırasında WrestleMania 34'e WWE şampiyonu olarak gitmek istediğini, bunun için hala şansının olduğunu söylemiş. Jinder Mahal şu sıralar bu hayalini gerçekleştirmek için Clash of Champions 2017 Pay-Per-View şovunda karşılaşacağı rakibi AJ Styles'ı yenmek ve tekrar WWE şampiyonu olabilmek için yoğunlaşmış durumda. Bunun sonucunda kendisi amacına ulaşarak WrestleMania 34'e WWE şampiyonu olarak gidebilecek. Jinder Mahal'in WrestleMania 34'teki hayali maçı ise John Cena'ya karşı WWE ünvan kemerinin ortada olduğu bir mücadeleymiş. Vince McMahon, Bray Wyatt'ın Matt Hardy ile yaptığı maçtaki performansından hiç hoşlanmamış. Vince McMahon maçtan sonra Bray Wyatt'a yarım yamalak iş yapma diye azarlayarak küplere bindiği gözlemlendi.
Ayrıca Vince McMahon şu sıralarda Bray Wyatt'ın fiziksel kondisyonundan hiç etkilenmiyor. Kate Sydal'ın bildirdiği habere göre WWE yetkilileri The White Family'nin esrarengiz malikanesinin içerisinde Bray Wyatt ile Vulcan Matt arasında bir maç gerçekleştirmeyi planlıyor. Daha sonra bu maçın rövanşı yapılırsa rövanş maçı da Hardy ailesinin meşhur malikanesinde olabilir. Ronda Rousey WWE ile anlaşmaya bir iki parmak uzaklığında. Dave Meltzer'in söylediğine göre WWE Ronda Rousey ile Asuka maçını planlıyor. 17 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek olan Clash of Champions United States şampiyonluğu için mücadele edecek olan Dolph Ziggler yakın zamanda verdiği röportajlar sırasında WWE'den ayrılmayı düşündüğünü belirten açıklamalarda bulunmuş. Görünüşe göre bu sefer ayrılık gerçekleşebilir. Kendisinin WWE ile olan sözleşmesi 2018 yılı sonbahar aylarında sona erecek. Fatal 4-Way Online.com editörü Meltzer'in bildirdiği habere göre WWE yetkileri geçtiğimiz günlerde Kane'in girişi ve müziğinde değişiklik yaptıkları gibi Kane dışında yine bazı güreşçiler için girişlerini ve giriş müziklerini yeniden düzenlemeyi düşünüyorlarmış. Ben Buğra Gür. Anket olarak Rumble'ı kazanmasını istediğiniz ismi soruyorum. Öte yandan kıymetli dostum Oğuzhan Demir'e ve Wrestling Turkey ailesine, Türkçe profesyonel güreş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve Facebook gruplarında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.